Selam sevgili dostlar. Değerli arkadaşlar, bu bir el bilek ateli diye geçiyor. Bunu kullanmamın sebebine kısaca geleyim. Karpal tünel sendromu diye bir rahatsızlık var arkadaşlar. Bilenler bilir. Uzun süre bileklerimizde sürekli yaptığımız hareketler, şurada bir kanal var. O kanaldan geçen de sinirler var. Devamlı aynı hareketler yapıldığında o kanaldan geçen sinirlere sinirlerde baskı oluşabiliyor. Bu da sol veya sağ bileğimizde rahatsızlık belirtisi olarak bize geliyor. Karpal tünel sendromu da genelde işte dediğim gibi mesela çalışanlar vardır. Devamlı işte bir fabrikada çalışıyorsunuzdur. Hep o el hareketlerini yapıyorsunuzdur. Atıyorum işte bir iplik bükme işinde çalışıyorsunuzdur. Bir tekstilde çalışıyorsunuzdur. Devamlı bileğinizle hep aynı hareketi yapıyorsunuzdur. Şunun gibi mesela atıyorum. Bilgisayar kullanırken normal fare kullanmamız bu şekilde, bildiğiniz gibi. Bu şekilde kullanıyoruz normal fareyi. Ve şurada hep bir baskı oluyor arkadaşlar. O dediğim sinirde şu şekilde hep bir baskı oluyor. Şöyle kullanıyorsunuz. Kolun bileğimiz hep bu şekilde kaldığı için uzun süre fare kullanımında burada çok rahatlıkla baskı oluşabiliyor. Bu baskı, şöyle söyleyeyim, ben çok uzun süredir bilgisayar kullanıyorum. Bu süre zarfında bende bu karpal tünel sendromunun şu an başlangıcı gibi bir durum var arkadaşlar. Yani şu an bileğim ağrımıyor, çok şiddetli bir ağrı yok ama şu kısımda belli belirsiz bir hassasiyet yer almış vaziyette. Dolayısıyla ben normal fareden şu şekilde ergonomik bir fareye geçtim arkadaşlar. Bilgisayar kullanırken bu tip bir fare kullanıyorum. Bu şekilde bileğimin çalışırken bu pozisyonda kalmasından ziyade bu pozisyonda kalmasını sağlayıp çalışmalarımı buna göre biraz daha rahat yapabiliyorum. Yine dediğim gibi burada belli belirsiz bir hafif bir uyuşmalar falan oluyordu. Bunun da önüne geçmek için şöyle bir ergonomik fareye geçtim. Ve biraz araştırmam sonucunda da yine şöyle bir bilek atelini almaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi bunu biz ne şekilde kullanıyoruz? Hemen size onu göstereyim. Piyasada bunların birçok çeşidi var. İşte 90 TL'den başlıyor. 350-400 liraya kadar çıkıyor. Ben ilk aşamada işimi görsün diye çok basit bir, çok pahalı olmayan bir modele yöneldim. Bu modeli internetten satın aldım. Kargo ücreti var. Toplam 125 TL'ye mal oldu bu arkadaşlar. Kargo dahil. Tabi dediğim gibi bunun birçok modelleri var. Piyasada siz araştırırsınız. Diğer pahalı modellere göre şey var derseniz hemen şunu söyleyeyim size. Mesela şurada bir destek çubuğumuz var. Bu destek çubuğumuz sert bir plastikten imal edilmiş. O pahalı modellerde bu çubuk demir olarak veya alüminyum olarak sunuluyor. Ancak bunun da iş gördüğünü söylemek istiyorum. Ben bir haftadır kullanıyorum dediğim gibi. Yani kolay kolay da kırılacak gibi görünmüyor doğrusu. Şöyle bakın. Esnek bir şey. Esnek bir parça. El bilek ateli işte bu şekilde. Hemen bileğimize, şurada iki tane yuva var arkadaşlar. Sağ veya sol bilekte kullanımınıza göre bu parçayı çıkartıp oraya monte edebiliyorsunuz kolaylıkla. Şöyle bir yuvası var zaten. Diyelim ki sol elde kullanacaksınız. Buraya takıyorsunuz. Sağ elde kullanacaksınız. Bu yuvaya takıyorsunuz bu parçayı. Ben sağ el bileğim için kullanacağım. O yüzden buraya takıyorum. Hemen şöyle taktık geri. Bileğimize montajı da şu şekilde oluyor. Hemen şöyle baş parmağımızı şuradaki yuvadan geçiriyoruz. Şöyle. Tabii tek başınıza takmak biraz zor. Yardım alırsanız daha kolay olur. Ben şimdilik şu şekilde hallediyorum. Şuradan ortadaki cırtlı kısımdan şurada bir monteliyorum önce. Şu şekilde. Daha sonra şuradaki yine ikinci bir cırtlık kısmımız var. Şöyle yine çekip şuraya monteliyorum. Yine şöyle şuraya monteliyorum. Şimdi burası biraz tekerle gevşek olduğu için şurayı biraz daha sıkmamız lazım. Şöyle biraz daha sıkıyoruz. Şu şekilde tam kullanılır vaziyete geldi. Şimdi arkadaşlar bu bilek atelinin ne şekilde işe yaradığına gelirsek, şimdi bu çubuk var ya şurada, şu çubuk yardımıyla biz diyelim ki faremizi kullanacağız. Şurasının hareket etmesini önlüyor. Bu hareket etmesini önlemesi de
şuradaki sinirleri, şuradan geçen sinirleri biraz rahatlatıyor arkadaşlar. Bu şekilde farenizi kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki yine başka bir işte çalışıyorsunuz. Eliniz biraz daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kullanımı bu şekilde oldukça iyi. Ben işte dediğim gibi bir haftadır kullanıyorum. Bu süre zarfında da alıştım diyebilirim. Zaten sürekli de takmıyorum. Hani bileğimde çok fazla bir rahatsızlık yok. Öyle belli belirsiz bir uyuşma var. Ne yapıyorum? İşte bilgisayarda fareyi kullanırken takıyorum. Daha sonra bilgisayarı kullanmazken çıkartıyorum. Peki fare kullanırken bir rahatsızlık veriyor mu dersek, şu şekilde olması gayet iyi. Parmaklarımı fare kullanırken çok rahat kullanabiliyorum. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Tabii ilk başta kullandığınız zaman biraz zorlanabilirsiniz. Ancak birkaç gün sonra alışacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki çubuk bileğimizin sabit kalmasını sağlayarak bu kısmı rahatlatıyor. Yani kısa bir alışma sürecinden sonra, abi ne diyeyim buna, cihaz mı diyeyim, ne diyeyim işte, bu eldiven diyelim buna, kısa bir alıştırma sürecinden sonra bu el bilekliğine çok rahat alışabileceksiniz arkadaşlar. İşte malzeme kalitesi de dediğim gibi bunu yine zaman gösterecek kullandıkça. Bakalım ne kadar gidecek. Ancak sizin bütçenize göre dediğim gibi 90 TL'den başlıyor 350-400 liraya kadar bu el bilek atellerinden piyasada bulabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar belirteyim sevgili dostlar, böyle bir şey kullanın. Yine eğer çok fazla bilgisayarda işiniz oluyorsa, oyun oynuyorsanız veyahut da çok fazla bilgisayarda çalışıyorsanız, öncelikle şöyle bir ergonomik dikey mouse edinin. Bunun da incelemesini yapmıştım. Everest ergonomik mouse diye geçiyor arkadaşlar. Kartlarda yükleyeceğim. Orada isteyen bakabilir. Öncelikle şöyle bir ergonomik mouse edinin ve arkasından el bilek atelini edinin ki daha sonra daha fazla sağlık sorunlarıyla bileğinizin uğraşmayın. Dolayısıyla bilgisayarda çok fazla çalışıyorsanız veyahut da devamlı aynı el hareketlerini yaptığınız bir işte çalışıyorsanız bu tür bir el bilek ateli almanızda fayda var diyerek videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Şöyle takılı kalsın. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi kanala destek olabilirsiniz. Bunun için videoyu beğenip paylaşmanız yeterli. Abone olmanız yeterli. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın.